Çimen. Merhabalar. Tabii ki bu gülen yüzlerin sebeplerinden yani önemli bir oranı Duckers. Tabii. Onu yani, söylemeye gerek var mı zaten? Gerçekten. Yani. Kıyafet sponsorumuz Duckers'a teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Duckers'a. Çimen Show'un yepyeni bir bölümünde Trump sahnedeyiz ve bugün yine kocaman salonu dolduran, bizi yalnız bırakmayan harika seyircilerimiz, hoş geldiniz. Çok güzelsiniz, çok. Burası Mecidiyeköy ve gerçekten aslında uzakları yakın eden bir lokasyon. Her yerden gelinebiliyor ama yine de standart sorumuzu soralım. Uzaklardan gelen var mı? Tuzla. Neresi? İzmir. Ben Dudullu. Hoş geldin. Hoş geldin. Ben İyice minibüse döndüm, bakayım. Sağda inecek var, ben de. Beyefendi ısrarlı. Hollanda'dan. Hemen Hollanda'ya versene. Versene, Hollanda'ya versene. Ya bu arada şey gibi oluyor, Tuzla'yı beğenmemişiz ama yani, Hollanda'yı görmüşüz. Zaten yani. Dudul'un neyini beğenelim gibi oldu yani. Organız sanayi. Oraya gitmek için Dudul'a gitmek. Bir de beyefendi vardı mavi şey. Alo. Ya ben kalkmam gerekiyor mu? Sen telefonla mı konuşuyorsun şu anda? hocam ben, sen çok niye... heyecanlanıyorum. Sen bir şey diyeceğim, normal değil mi? Şey, taklit falan değil. Yani normal. Ne? Şaka yapmıyorum size. Konuşmam. Kusenlerim var. Neyin var? Kusenim. Biz olmadan iddia etmedik ki. Ya. Ne yapıyorsun Hollanda'da? Ya ben Hollanda'da üniversiteyi okuyorum. Üniversite kayık mı? Ya beyçi muyluk. Biraz zor oluyor ama. Abi bir altyazı mı koysak? Ben hiç anlamıyorum. Sen Türk müsün? Ben tabii Türk'üm ya. Türesin demiyorum. Türksün de. Türkçen sanki Türkçeyi sonradan öğrenmiş bir insanın Türkçesi yani gibi. Ya orada doğup büyüdün galiba anladığım kadarıyla. Evet, orada doğdum. Türkiye'ye nereye geliyorsun? Türkiye'ye ben de uzaktan geliyorum aslında. Hollanda'dan. Hollanda'dan. Burada da biz bayağı uzun Başakşehir'den geldik. Sen Hollanda'dan Başakşehir'e geldin. Sen burada Başakşehir'de ailem falan var. Kim var? Niye geldin? Ya kusenim var. Ama böyle iletişim halinde olmaz, enteresan. Sen orada doğup büyümüşsün falan. Nasıl oluyor? Benim biraz eurolarım var. Ondan dolayı. O yüzden herkes seninle arası iyi. Burada harcayacak arkadaş arıyorum. İsim neydi kardeşim? Nebi. Kaç günlüğüne geldin Türkiye'ye? Ya ben 2 haftalığına geldim, benim üniversite tatilde. Biraz özel bir soru ama. Evet. Türkiye'ye kaç euro ile geldin 2 hafta için? Ya 2 hafta çok getirmedim. 10.000 euro ama... Lan 10.000 euro... Ya ben geçen yaz geldim. Burada eurolar daha yavaş ki şimdi çok hızlı gidiyor. Euro aynı, ben anlamadım. Eurolar hızlandı bizde, evet. Ya zor, echt zor. Burada ömrünce İstanbul'da, Türkiye'de yaşayıp bu parayı biriktiremeyen var kankam. 10 bin euro iyi para ya. Hollanda'ya gelin yani. Aa, aklımıza gelmedi. Arkadaşlar, bir sonra... Ulan desenize ya. Konuşma şeklin biraz şey ya, yani. Türk olmalı. Yani burada yaşamadın belli ya. Ya abi, seni böyle kandırmaya çalışan insanlar oldu mu? Bir tane kız taksinde benim arkadaşım telefonu çaldı ya. Senin arkadaşın çaldırdı. Ya çaldırdı. Ha. Aldı gitti kız. Kız çocuktan çaldı. Yani evet. Şöyle mi oldu? Hani flörtöz yaklaşıp ya, gecenin... Bir tık öyle ya. Bir geldi, konuşuyordu, şey yapıyordu benim arkadaşımda. Kuzeninkini çaldı. Ya evet, onunki gitti ya. Kuzen telefonda gitti, bir 5.000 euro ver. Kuzen tabii canı sıkılmış. Ya abi zaten girişte veriyorlar bize Hollanda'da. O yüzden çok sıkıntı olmuyor ya telefon. Kim veriyor? Telefon girince hemen ayak atıyorsun. Diyorlar ki senin iPhone kaç istiyorsun? Hemen veriyorlar telefon. Sıkıntı ha, olmuyor. Ya abarttı da. İndin şipole. Ya. Evet. Sonra yani. Arkadaşın acelesi var, daha taksime gidecek. Daha telefon çaldıracak. Hakikaten taksimetre açasın var sende konuşurken. Kankim, kime diyorsun da telefonum yok, orada sana kim veriyor? Kim o? Abi evet. iPhone var, Samsung var. Öyle bir ya, devlet görevlisi mi var? Şaka yapmıştım da çok uzadı. Yani almak çok zor değil, onu demek oğlum, istiyorum. Oğlum biz sizi ciddiye alıyoruz lan. Abi ya. Yani. Oğlum bize niye böyle şakalar yapıyorsun ya? Oradan buraya taksiyle mi geldin? Başakşehir'den buraya. Yok abi ya, bayağı uzun. Ben de anlamadım ki gemiyle mi geldik. Bayağı. Hollanda'dan daha kolay geldi değil mi? Ya evet, evet. Nebi, var mı hayatında biri? Abi oluyor, giriyor, çıkıyor. Yok. Abi zaten gerek yok. Yani. Hollanda'ya gidecek karı yok. Tabii giriyor, indiriyor şortu. Hükümetimiz hemen.
Bizlere tam tersi. Bu lisada kim? Hazırlık sürecindeyim şu an. Kazanamazsan olamayacağın gibi bir şey yok değil mi? Kesin yani polis. Belirli bir yaş sınırı var, 30 yaş. O yaşa kadar oldun. Olamaz. Senin yaş kaç şu an? 28. Ay, son dakika. Sen kaç yıldır olmaya çalışıyorsun? Dördüncü. Niye olamıyorsun? Sınavları mı geçemiyorsun? Yok, sözlü mülakata kadar geliyorum, ondan sonra yok. Sözde mi kalıyorsun? Ne evet. Soruyorlar ki? Yani orada soru kartları oluyor. Oradan çekiyorsun soruyu. Hangi soru çıkarsa, yani soruların ucu açık. Her türlü soru var. Bu 4 yıldır sana çıkan hiçbir soruyu onlara göre bilemedin. Onlara göre başarısızım. Neydi mesela o soru? Mesela en... Evet, ne soruldu? Kitle psikolojisi nedir? Sen ne dedin? Ne bileyim nedir falan. Sürü psikolojisi dedim. Tek kelime yani. Yani biliyorsan biliyorum, bilmiyorsan söylüyorsun. Kitle psikolojisi nedir dediler. Sen bunu bilemediğin için bütün eğitimler yandı, bir daha girdin. Aynen. Ama ben parkur sürecindeyim. Parkura hazırlanıyorum. Kadınlarda 50 saniye. 50 saniyenin altında yaparsan... Neyi? Parkuru yani, tamamlarsan. Survivor gibi inme, kalkma. Aynen. Sıçrama. Sen kaç saniyede yaptın? Şu an yani... Hala yapıyorum, 2 gün duruyorum. Yani 47 saniyeyle bitirdim en son. Ay, sen de hep son saniye. Ya 50 zaten sınır. Peki acaba şey mi, o parkuru bitirmez soruyu veriyorlar. İnsan kanter içinde hani ver kitle müziği, ne bileyim, bırakın yüzümüzü yıkayalım ya. Hemen arkasından mı soruyorlar hayatım ya? Zaten sırayla giriyorsunuz oraya. Girdiğiniz zaman ya 45 saniye ya kalıyorsunuz ya kalmıyorsunuz. Yani suratınıza bile bakmıyorlar orada. 4 yılda bir tanesi oydu. Başka ne sordular? Değişik. Kişinin özel hayatı nedir? Ne dedin? Hadi bayağı uzun oldu. Allah bilir. Ben söylediğin soruların cevaplarını ben demiyorum ama bir şeyler cevaplayabilirim. Bütün polisler biliyor mu ya bu soruları? Tabii. Hayır lan. İstersen... Hayır lan, o anlamda demedim. Evet, şimdi... Lan Adi niye böyle attı ateşe? Canımız polislerimiz. Biliyorlar mı dedim. Bilmiyorlar demedim ki. Biliyorlar mı dedim. Anlatırsın yani. GBT. Güzel sorularmış. Bu sorular hep böyle. Senin TC kimlik okumuyor yalnız. Hazır senin polis. Geçen de polis bizi çevirdi ya. Nasıl bir minnoş. Ya bir de polis karşısında geldiğine göre birazdan anlatırım. Şimdi bir tane bir şey söyleyeceğim. Sorulan sorular çok böyle hani abi, cevap verilebilecek sorular ya. Bilmesen bile biraz sallayabileceğin. Şimdi orada sallamaya da bakmıyorlar. Bilmiyorsanız bilmiyorum diyeceksin. Hani netliğe bakıyorlar bir tık daha. Ha, senin tavrına bakıyorlar. Ha, aynen. Dürüstlüğe bakıyorlarsa mesela ben bunu bilmiyorum. Bravo, geçin. Polisiniz falan. Zaten hangimiz biliyoruz? Demiyorlar. Söyle sınavı önce. Sanırım bir de herhalde bilemeyenler daha çok polis oluyor artık. Aa, sen dedin bunu. Olur mu öyle şey? Onlar ne oluyor? Bekçi mi olur? Sakın. Olur mu öyle şey? Bekçi. Aa, saçmalamayın lan. Bu arada. Şimdi farkındayım. Seyirci de alkışlasak mı, alkışlamasak mı? Ulan göte gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz diye. Belki pardon. Mahallede düdük polis... sesini duydu bu kaçış ama. Şu an herhalde polis olamayacağım. Hayır. Ne dedim? Zaten olamıyorsun ki. Ya hayır. En azından oğlum, dersin ki polis olamadın. Niye? Söylemlerim yüzünden falan. Hani kitle psikolojisi bilemediğim için değil. Söyleyemediklerim yüzünden. Beyefendi kaç yaşında? Siz de mi kaç yıldır deniyorsunuz? 26 benim ilk deneme. Şu an süreci bekliyoruz. Sen cevabı verdin, araştırılıyor mu? Yok. Ben şu an parkurdayım hala. Oğlum adam öyle bir cevap verdi ki 3 gündür vallahi. Ne var bu parkurda? Seksekle başlıyoruz. Parkura bak. Allah Allah. Ne? Adamı mı vurmuşlar? Kaçma! Kaçma! Polis böyle koyuyor. Simit! Böyle oynar. Seksek mi? Nasıl yapar? Polisler seksek mi oynuyor? 40 santim yüksekte bir şey var, düzenek var. Böyle dönerek 6 tane seksek yapıyoruz. Zıplıyoruz. Sağında solunda zıplıyoruz. Mesela onu geçtikten sonra yağlı kayış, saklambaça bak. Emniyet müdürü saklanıyor, bakalım bulabilecek mi? Hayır, üstümü değiştirmiş, kurt oldum falan diye. Apoleti gösteriyor, görmedim beni, siktir şunu. Ya kalktı ya. Bir dakika, Allah seksek. Allah, zıpladık sekseki, sonra? Evet, sonra lastik etabı var. Altına lastiğin içine basarak geçiyoruz. Pardon, 8 lastik. Tamam. Evet, ondan sonra 16 metre kum torbası var, onu taşıyoruz. Kazanan turabi mi oluyor? Kazanan konseye çıkıyor, acın diyor ki. Kim elenecek? Ulan bir de eleniyoruz üstüne. Elenelim, meşalesini söndürüp gönderiyorlar. Allah Allah. Hanımefendi 4 kere söndürmüşler. Bunun şimdi. Peki senin... hanımefendi en son SMS ile polis yapacağız zaten. Hayırlısı olsun, çok tatlısınız. Siz bir arkadaşsınız galiba. Orada evet. Parkurda falan mı tanıştınız yoksa? Evet, orada tanıştınız. Nasıl yani? Ondan geçemiyorsun.
Böyle... Ben altıları atamıyorum da benim iyi bir atarısı var. Kitle psikoloji nedir? Onun gözleri falan diye. Çok tatlısınız. Saç ekim uzmanı kim? İki kişi saç ekim uzmanı. Siz de mi saç ekim uzmanısınız? Arkadakinin saçı yok ama nasıl olur? Kanka göz doktoru da gözü takıyor. Olabilir öyle. Benim mi saçım yok? Sarışınım abi, ben görmüyor olabilirsin. Abi çok uzakta diye görmedik. Pardon, özür dilerim. Varsa vardı, çok uzak diye. Doktor musun aynı zamanda? Hayır. Yani biz saç ekimi yapan dermatologlar var. Onların yanında asistan olarak çalışıyoruz. Ama sen saç ekim uzmanı yazdırmışsın. Yani arkadaşım yazdı. Ben bir haberim yoktu. Sen tam olarak ne yapıyorsun orada? Onlar var, onlar ekiyor. Sen ne yapıyorsun orada? Saç veriyorum. Bunların yani 4-5 farklı işler hocam. Var. Dizim, alım. Kendi saçından. Hocam şunu da eklesene arkadaşım. Hatıra kalsın. Burada bakayım, ben bakayım benim ayrı olacak mı? Ben alım ve dizim yapıyorum. Sen kimle geldin? Arkadaşınla geldin mi, kız arkadaşınla geldin mi? Aa çok güzel. Kız arkadaşını mutlu etmek diyen sen misin? Benim abi. Onu mutlu etmek için neler yapıyorsun? Yani işte... Saç ektim, her yeri saç kızdı. Kız böyle konuşuyor ben. Yakında evlilik teklifi yapacağım. Aa, hanımefendi elini kaldırıyor. Evlenme teklifi mi yapacaksın? Evet. Bayağı sürpriz galiba, gizliyorsun. Zamanla bilmiyor. Planladın sen. Evet, planladım. Teklif edeceksin ya. Evet. Bu aklında mı şu anda, planın var mı? Evet, aklımda. Ha, bilmiyorum. Hanımefendiye verir misin? Tabii. Hanımefendi, planı ne? Sen biliyorsunuz. İsim neydi? Selenay ben bu arada. Çok memnun oldum. Selenay biz de. Senin kendi teklifini kendin olmasını istediğin gibi yapabiliyor olsaydın. Ne yapmasını isterdin? Kriş bir şey de olmuş. Mesela paraşütle indi önüne falan, ama ne yapıyorsun hayır, aşkım hayır. falan. Hayır, o kadar çok büyük bir beklentim yok. Sadece onu istiyorum. Oo. Ay ne güzel. Ne var bu adamda ya? Bir yılda he. Ne güzel sıkıyorsun. Oluyor mu böyle şeyler? Sen bir yıl içerisinde sevgilini sadece onu istiyorum diyebilecek kadar sevmişsin. Ama böyle başlıyor her şey evet, ya. Evet, onu çok seviyorum. Ya insanlar... Önce sonra, önce. İnsanların mutluluğuyla mutlu olmamı bile istemiyorsun ha. Hayır hayır. Biz arkadaş olarak başlamıştık. Hatta evet. Sizin programınıza beni davet etti ama ben işlerimden dolayı gelememiştim. Şimdi yani beraber gelmek de nasip oldu. Ay, elini mi gitti? Baksana oğlum, baksana orada güzel şeyler yaşanıyor ya. Ay, çok birisi demiş ki... ya sevmiyorum böyle şeyleri. Bak, senden daha sevgili birisi var biliyor musun? Daha sevgili mi? Evet. Birisi... Makyöz kim? Kim Makyöz? Ha pardon. Makyözsünüz. Sen demişsin aynen. Ki sevgilime ellerini yıkatmak takıntın. Evet. Şöyle dışarıdan geliyoruz mesela. Asla ellerini yıkamıyor. Peki ne yapayım? Ben ona söylediğimde de sinirleniyor bana. Ne diyor? Ben diyorum ki elini yıka. Ben böyle... Of. Yani. Sen atla mı berabersin? Elini yıkıyorum. Yapıyorum. El mi? Ne oldu bunlar? Ne oldu? Nasıl yıkayayım bunları? Yerde bunlar hep. Kalkayım ya. İşin onu mikrofonda verilmez ki. Neyse sen şöyle tutsan onu. Biraz soru soralım ona. Ya da belli yıkayıp gelsin mikrofonu öyle verelim. Hayır, yanlış anlaşılmasın. Böyle çok pis bir insan falan tabii, değil. Tabii, tabii. Değil ama sen, senin ayrı bir hassasiyetin. Benim takıntım o. Verir misin? Tabii. Hayır! Hayır! Ya şimdi bana açıklayayım abi şöyle. Ben şeyi savunuyorum. Mesela bir yere gittik AVM'de örneğin. İşte yemeğimizi yedik, tuvalete gittik. Ben elimi yıkıyorum, çıkıyorum. Ondan sonra eve geldiğimizde zaten yıkamışım elimi yani. Tabii canım. Lan bir şey diyeyim mi sana? Biz doğuyoruz, bizi yıkıyorlar ya. Evet, yeterli. Oğlum ne gerek var lan? Hayat saçmalama ya. Yağmur yağıyor bazen, zaten yıkanmış oluyoruz. Sen ne yapalım? AVM'de yıkamış çocuk işte ya. Orada oraya giderken. Yani yok, son zamanlarda zaten bilmiyorum. Hani sinirleniyorum genelde ama yani haklı olduğunu bilerek sinirleniyorum. Ya belki de sen haklısın biliyor musun? Niye? Bir tane adam vardı. 10 yıldır mesela, 20 yıldır hiç yıkanmamıştı. Hatırlıyor musunuz adamı? Adamı gördün mü? Pas içinde falan. 20 yıldır yıkanmamış. Adamın bir yıkadılar öldü. Hatırlıyor musun? Gerçekten öldü adam. Bakteriye alışmış aynen. Bakterilerle yaşıyor. Evet, adam alışmış yani. Bakteriler ölünce adam da öldü. Yararlı bakteriler de gitti. Her şey gitti. Adam bir anda açıldı yani. Onu ben de izlemiştim. O yüzden dikkat, elini birden yıkarsın bir şey olur. Allah razı olsun. Birazcık da benim şeyim var ama. Sen biraz daha hassas. Benim eski eşim de öyleydi. İnşallah bize de olmaz aynısı. Bir şey söylemeye gelmiyor. Özür dilerim. Eskiden çeşmeler vardı ya böyle. Ha, kaynaklar vardı. Şeyler, demir bardak oluyordu zincirle bağlı. Hepimiz ondan içiyorduk. Ne günlerdi be. Sen köpek içiyor, ben içiyorum. Hiç. Pandemiden önce biz nasıl bu virüsler? Pandemiden ne oldu bizimize virüs? Sen içtikten sonra köpek içmesi. İnsan ne bozulur ama. Köpek içti. Abi fırçalı olsun istedim ama. İmkanı olsa ben de fırçalayacağım. Benim ağzım çok ileride. O yüzden fırçalayayım. Abi köpek diyor ki elini yıkadı mı diyor ona. Ondan mesela tiksinir miydi kanka? Var mı?
Çok bardak. Bu bardaktan içer miydin? Ben içerdim abi. İçerdin değil mi? İçerdim. Var mı başka? Ben de sevgilimin şu huyunu bir türlü değiştiremiyorum. Eşimin sevgilimin diyen var mı? Herhangi bir huyu. Yanımda değil bu arada kendisi. Aa. Hem çok kahve içiyor, çok seviyor. Su içmiyor kahve içiyorum diye. Hani bir sıvıyı alınca bazı insan kafasını şey yapar ya, zaten sıvı aldım niye içeyim? Ve sonra hani aşkım başım ağrıyor. Aşkım şöyle, aşkım böyle. Su içtim mi diyorum, kahve içtim. Sinirim ama senin uzuyor, şikayetçi olduğun şey daha başka gibi geldi bana. Nasıl? Yok aşkım başım ağrıyor, yok kahveden dolayı oldu. sanki senin derdin kahve değil gibi geldi bana. Umarım kahvedir yani ben. Yanında eşi ya da sevgilisi olup da bu soruya cevap olan var mı? Ben değiştirmek istediğim özelliği üşengeçliği. Neye üşeniyor? Şöyle, uyanırken üşeniyor bir yere gideceksek. Bir iki saat sonra gidiyoruz. Ne zamandır berabersiniz? Bir yıldan fazla oldu ya. Bir yıldan fazla oldu. Her şeye üşeniyor. Evet. Bu arada bir şey demek istiyorum. Bugün onun doğum günü. Aa. Ve doğum günü için çimene getirdim onu çok sevdiği için. Mutlu yıllar hayatım olsun. Mutlu yıllar. Ay ne kadar şey. Ya sana nasıl böyle şey bakıyor? Hediyeni aldı hediye. Bırak şimdi onu. O sonra. Ne alacaksın? Sürpriz mi? Ya, sürpriz evet. Değil. Ya söyle be ne olacak ki? Daha güzel olacak işte. Evet. Öğrenecek. Belki diyecek ki aşkım onu alma bunu al. Ya. Çoktan aldım ki. Tamam. Tamam. Aldın. Tamam evet. Bize verirsin. Ne aldın? Sevgisi Fatih. Ya hayır söylemek istemiyorum. Hayır ya söyleyeceksin ya. Doğum günü kutladık bizim kızın ya. Kesin tırt bir şey aldın. Tırt. Yani... Böyle utanalım. Ne aldın? 10 bin euro aldım. Ya söylemeyeyim ya. Hayır söyleyeceksin ya. Ya neden? Söyleyeceksin ne demek ya? Konuyu sen açtın. Bence yine sürpriz olacak. Evet gene. Hatta dersin ki öyle demiştim ama şunu aldım. Bak herkes de birlikte öğrenecek. Ne güzel. Çok merak ediyoruz. Ya ben bir şey alma sen. Bir tane düşün. Çocuk böyle bir. Ya araba. Vallahi almadı. Allah belanı ver. Alma. Düşünüyorum. Şu anda düşünüyorum. Aldım mı? Vallahi almadım. Alma alma. Tamam tamam. Almamış sen belli. Almamış. Belli. Hayır aldım. Almadıysa aldım. Söyler tamam, misin? Tamam. Ya şöyle kahve içmeyi çok seviyor. Güzel. Başı ağrıyor peki. Yanına bir tane su aldım damacana. Ya o yüzden kahveyle ilgili bir şey aldım ama... Kahveyle ilgili bir şey mi? Ya bir şey aldım evet öyle bir şey aldım. Krema sos almadın inşallah. Ya şu şey mi içine şey... Hayır o kadar şey değil. Bardak. Küçük bir şey değil hayır küçük bir şey değil. Büyük kahveyle ilgili bir şey büyük. Kahve. Kahve makinesi. Kübalı kız arkadaş mı? Bunu termos. Sıcak tutuyor. Niye söylemiyorum amına koyayım ya? Ya kahveyle ilgili bir şey niye söylemiyorsun ya? Sürpriz olsun diye. Sürpriz Allah Allah. Niye deli diyorsun? Delirttin ha. Aa yoksa sürpriz... Ne? Evet. Yoksa öyle bir şey mi var? Yüzükleri taktık zaten o kadar. Ha istemiş zaten. Senden niye yanlış öyle duyuyorsun onu? Ben de komşu tanıyorsun falan sandım ya. Ha tamam, ayrılacağım falan diye. Biraz ayrılın. Hayır. 40 yıl hatır olur. Hadi güle güle. Allah Allah. Çok mu? Tamam şimdi... tamam. Söyleme. Tamam, söyleme. Okey. Zaten biz de biliyorsun. Pek ısrar etmeyiz. Hemen orada bir hanımefendi vardı. Benim eşim hiç evden çıkmaz. Yani aslında çoğu insan istediği bir şeydir ama o evden çıkmaz. Online oyunu falan mı hep? Ya biz normalde ikimiz oyun oynarken tanıştık ama şu anda tek başına oynuyor. Full oyun oynuyor. Yani evde olması seni mesela ne yapsın ki? Gitsin kahve mi gitsin? Nereye gitsin? Hayır arkadaşlar. Öyle değil. Gerçekten bence. Çıkmaz. Yani yok. Mesela... Hanımefendi ki evden gitsin de. 3-4 ay, 5 ay bir yere gitmez mesela yani. Ben mesela böyle arkadaşların geliyor kız mesela gün yaptığınız bir şeyler diyelim yani. Yine hayır benim mu? Arkadaşlarım gelmez genelde. Ben onunla takılırım. Benim arkadaşım genelde o. Ne güzel iş. Yani ikimiz birlikte takılıyoruz. Evet. Tamam. Ama mesela benim eşim genellikle hani dışarı çıkmayı tercih etmez. Genelde evde durmayı peki, tercih eder. Peki bu kadar dışarı çıkmayı tercih etmeyen bir insan şu an hologram değilse tabii beyefendi. Evet işte bu da bizim için. Işte, demek ki beyefendi gerçekten sevdiği şeyleri yapmak için çıkıyor. Ama bunu biz çok seviyoruz. Ben normalde talk show izlemem, gülemiyorum. Komiğime gitmiyor tanımadığım insanların söyledikleri. Arkadaşlar önce sıra sıra şuradan tanışalım hanımefendiyle. Ya ben mesela arkadaş ortamında böyle muhabbeti çok seviyorum ama tanımadığım insanın anlattığı bir şey bana genelde komik gelmiyor ama sizin programda siz öyle bir organize ediyorsunuz komiğime gidiyor yani. Seviyorum o yüzden geldik. Ama sen evden çıkmıyorsun ha? Ya çıkmıyorum. Bu hanımefendi böyle konuşurken çıkmıyor neydi? Yani öyle mesela... Beyefendiye versene be. O şey. Mesela şey... İzmir'de ben şu anda gitmişim evden. İzmir'de evet. Yaşıyordu, İstanbul'a yerleşti mesela. Öyle çok gezeyim bakayım değil yani. Evde daha çok mutlu. Peki tamam şunu... Ama demek ki sen onu çok mutlu ediyorsun hayatım. Hayır ben başka... O benimle takılmayı çok seviyor evet. Bak ya dışarıda onu... ne var oğlum zaten? En güzeli ev hayatım. Evet ya vallahi bilgisayarı ben de çok seviyor. Kendi söylesin. Heh adama söz hakkı geldi.
Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle abartıyor. O kadar da değil. Bir kere bir aylık çıkmadım. Sonra ona her tarafta söylüyor evden çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor diye. Birazcık hani bilgisayardan ötürü oyun bağımlılığı olabilir. Zaten oyun bağımlılığım olmasa güzel işimle tanışmazdım o ayrı. Oyunda tanıştınız ha? Aa. Evet. Hangi abi oyun bu? Abi League of Legends diye illet bir oyun var. Ben orada tanıştım. Hatta şey çok kısa başınız ardından anlatayım. Biz şimdi orada kimin ne olduğu belli değil. Anonim nickname'lerle oynuyorsun ya. Ben normal bir erkek sandım. Ben kendisine maalesef bazı ağır kelimeler kullandım. Çünkü kötü oynuyordu. Bayağı kötü oynuyordu kendisi. Mesela ne dedim mesela? Abi dedim ki işte özür dilerim. Seni çok seviyorum da. Şey özür dilerim ama şey dedim abi tabii işte. Tabii bilmediğin birisine etti. Tabii şu an anonim canım, bilsem yani demem ya zaten de. Şey dedim işte gerizekalı bu nasıl bir oynayış? Mal mısın falan dedim ama bilmediğim için. Bana şey yazdı. Ben dedi 14 yaşındayım dedi. Öyle yazınca da ben küfür etmedim artık. Hiçbir şey demedim. Sen niye 14 yaşında demek zorunda kaldın? Şimdi şöyle bu da mesela kötü oynadın diye mesela normalde ben kötü oynamıyorum. Çok iyi oynuyorum bu arada. Ben 14 yaşındayım. Aslında 14 yaşında değildim. Hani küfür etmesin bana diye. Sonrasında zaten ben ona kızdım. Bu bana dedi ki git buradan. Burada oynama. Başka bir yerde git. Kötü oynasaydım bir şey diyeceğim. Kötü oynasaydım o oyun bittikten sonra sırf ben iyi oynuyorum diye beni ekledi ki birlikte yükselelim yani. Kız olduğumu bilmiyordu. İyi oynadığım için beni ekledi. Niye ekledi beni o zaman? Şöyle abi anlatayım. Eklememin sebebi evet iyi oynuyor diye ekledim ama sonradan iyi oynadım. Sen de bir karar verme oğlum. Neyse abi oyunu kazandık biz. Sonra ben kendisine özür diledim chatten. Çünkü bana 14 yaşında olduğunu söyledi. Ben de özür diledim kusura bakma falan dedim. Yaşını bilmiyordum dedim. Sonra silindi ikinci gün sonra ben Instagram'ını bana verdi. Dedi ki ben 14 yaşında değilim. Ben dedim ki okey dediklerimin arkasındayım o zaman dedim. Sonra... Ulan League of Legends'da ne gerginlik bu ya. Evet abi. Şey çok enteresan değil mi? Hiçbir şekilde fikrim bile yok. Oyun oynuyorsun sadece. Biriyle... Bir de lafını kestim abi. Bir de şöyle bir... Adam dur oğlum yıllar sonra evden çıktı ama. Konuş aslanım benim konuş. Hazır evden çıkmışım konuşayım. Bir de şöyle bir olay var. Bu oyun mesela çok random gelişiyor. Mesela kabul et olayı çıkıyor. Kabul etmezsen başka insanlarla gireceksin. Hani ben iki kere mesela oyunu kabul etmedim gece belki uyurum diye. Sonra sıkıldım üçüncü oyunu kabul ettim. Öyle rast geldi yani. Evet çok enteresan. O evet. Oyun... buyur efendim. Şimdi şöyle... Ben gerizekalı değilim. Hayır, hayır. Caner ismi eşimin. Caner'le ben oynarken Caner iyi oynadığı için... Aslında ben agresif insanlarla oynamayı sevmem. Çünkü çok tahrik oluyorum, sinirleniyorum. Kavga ediyorum oynarken. İyi oynadığı için ben onu ekledim. İyi oynadığım için o beni ekledi. Sırf benim düşündüğüm şey şu. Bu iyi oynuyor, biz bunu oynayalım. Hani demir, gümüş, altın bir şeyler. Siz evde nasıl bir ev lan seksin? Efendim? Nasıl bir ev böyle yani? Anneleriniz babanız gelince demiyor mu? Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada yani? Ne güzel kanka. Anne babanın gelmesine göre mi ev düzenleteceksin? İkisi ne güzel LOL oynuyorlar akşama kadar işte. Aynen. Şey diyeceğim zaten. Benim babam geliyor. Caner mesela bilgisayar oynuyor. Geliyor Caner'e diyor ki çar mı kasıyorsun Caner ne yapıyorsun? Metin 2'de falan çar kasmak var ya eskiden. Babanı da mı orada buldunuz? Hayır. Aradım oğlum. Biri böyle bok gibi oynuyor. Kesin babamdır bu. Aramızda bir hani ev hanımı diyoruz. Ev hanımı işte tabiri bilinen bir şey. Ev erkeği var mı? Ben ev erkeğiyim diyen. Merhabalar nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Siz böyle evde mutluluğu sağlamak için kendinize ekstradan yaptığınız bir şey var mı? Yani genelde birlikte takılıyoruz, film izliyoruz, sizi evet izliyoruz. Evet. O şekilde izlerken bir şeyler yiyip içiyoruz. Bir şeyler yiyip içiyorsunuz. Ne gibi? Cips gibi. Nasıl yani? Gibi. Ama bir şey diyeceğim. Cipsi yiyorsun da insan bir susar. Ne içer? Öyle bizim yapamazsın. Tek gerçek Pepsi. Sakin ol sen. Şimdi bir evdeyken böyle birdenbire içinin kıpır kıpır olduğu bir ses dinleteceğim sana bak. Değil mi? İnsan bir heyecanlanıyor. Tabii. Bu sana neyi anımsatıyor? Cips paketi. Cips paketi. Evet. Sen de. Sen mesela ikimizden bir hangisi ev erkeği olsa sen ev erkeğisin. Tabii, tabii. Ben çünkü ev olmadığı için erkek olup tek başıma erkeğim. Ben, sen mesela ne bileyim çamaşırı halledersin. Tabii tabii. Bütünü yaparsın. Ya, o becerebilen bir insansın bunları. Evet yani. Aynen öyleyim. Yaparım hepsini yaparım. Kankam evet. Zaten ev erkeği ev kadını işleri herkes birlikte eşit evet yaparlar yani. Evet. Ama sonra da kendimi nasıl mükafatlandırırım? Evet işte sana tam şu an bir sürprizim var. Az önce sana yaptığım hışırtıyı burada da yapacağım. Lays ve Pepsi Max. Al sana huzur. Gerçekten bak.
Düşünsene kankam. Çamaşırları yıkamışım, bulaşığı yıkamışım. Yorgun argın geliyorum, yatıyorum. Bir bakıyorum Pepsi Max'le cipsim orada. Nasıl mutluyum, nasıl mutluyum? Lan flash TV yapma. Sağ olsun, flash TV koyalım o. Bende sarı bıyık, sarı boya var mı? Sarı bıyık koyayım. Bugünkü sponsorumuz Kazandırıyor. Sponsorun adı da o. Kazandırıyor. Kazandırıyor. Şimdi Doritos Lays paketlerinden Pepsi Max açma halkalarının içindeki kodlardan bir sürü hediye kazanabiliyoruz arkadaşlar. Hatta seyircilerimizle de bugün 500 seyirciyiz. 500 kişiye hem Pepsi Max hem de Lays hediye edeceğiz. Bazı izleyicilerimizden de şimdi verelim. Şimdi böyle görsel olarak verelim 5-6 evet, kişiye. Çıkışta zaten herkese veririz. Veririz. Şey yapacağız. Kazandırıyor uygulamasını indirtip kodu okutup çok basit bir şekilde hediye kazandığını göreceğiz. Çok enteresan arkadaşlar. Aynen. Burada boş yok. Açıyorsun içinden illaki bir hediye çıkıyor ama nasıl? Sende uygulama mı var? Sende kazandırıyor mu var? Süper. Süpersin. Bu da yarısını yedi. Ya onu bırak da ellerini yıkamayan adam yedi. eyvah. Yandık. Ne yapacaksın sen onunla bu gece? Bir de ikram ediyor. Kim yalar onu? Soktun elini. Yer misiniz diye. Şimdi bir yandan yerken. Evet. Kazandırıyor uygulamamızdan. Kodu. Çok basit bir şekilde. Kod nerede yazıyor? Burada. Doğru şey mi çıkardın? Ha, burada yazıyor işte. Evet. Evet. Aha, okudu. Ses de çıktı. Evet. Kazandırıyor'da 1 GB internet, 15 hopi paracık, 15 TL'lik Plaxi yemek bakiyesi veya 40 PUBG Mobil UC kazanabiliyorsunuz. Her pakette var. Hem Pepsi Max'lerde hem Doritos ve Lays ürünlerinde var. Öncelikle Pepsi Zero Sugar açma halkası ve Doritos, Lays, Ruffles, Çereza paketlerinden çıkan şifreleri birlikte uygulamaya okutuyorsunuz. Şimdi seyircilerimize hediyeleri dağıtıyoruz. Herkes Kazandırıyor uygulamasını indirsin. YouTube'da bizi izleyenler de açıklama kısmında bulabilirler. Doritos, Lays ve... Doritos. Doritos. Köyden geliyor patatesler ya ondan. Doritos. Sana şu anda 1 GB internet çıktı. Bir ama mesela boş yok ya kanki. Lays'ten çıkan ürünle, şifreyle, bundan çıkan şifreyi birleştiriyorsun. Daha fazla hediye kazanabiliyorsun. Harika. İşinizi gücünüzü bitirdikten sonra uzanmış keyfinizi yaparken bir yandan da kazanmanın şansını Kazandırıyor ile yakalayın. Teşekkür ederiz. Hep söylüyoruz. Çimen Show izleyiciyle yapılan. En başından beri de 15 kişiyle çimenlerde başlayıp hep izleyiciyle yaptığımız bir şey olduğu için aslında çimenin büyümesi böyle... Hatta biz bazen şey paylaşıyoruz ya. Hani işte 10 kişi izliyordu. Şimdi 1000 kişi çıktık falan. Seyirciler de ya alacağım falan diyor. Çünkü çok mutluydu. Yani böyle beraber büyümenin vermiş olduğu heyecan... hiç hissetmeyen bir partnerle beraber burada oturup iki tane duygusal bir şey söyleyemedik evet. Ya. Anaokulu öğretmeni varmış aramızda. İşimize bakalım da. Neyse, merhaba, verelim. Ne zamandır öğretmensin? 8 yıl oldu. Özelde de çalıştım. Özel mi dedin sen? Ya, şu an devletteyim. Ne fark var özelle devletin çocukları arasında? Öyle özel okullar var ki sistemleri aynı devlet okulundan daha kötü. Devlette daha fazla olanak veriyor. Özel okul sadece parayı sömürüyor. Evet, velilerine daha çok ilgilenen özel okullar var. Kesinlikle. Mesela ne yapıyor çocuklar diyorum? Şan eğitimi alıyorlar diye. İçeri bir giriyor, hepsi güreşiyor amına koyayım. Zaten anaokulundaki çocuk nedir yani? Zıplayıp ağlıyorlar. Başka böyle hani bir atraksiyonları yok. Şimdi hangi okula gidiyor o önemli. Ya yani böyle normal... Çatısı yok böyle normal bir baraka. Bir tane çoban var başında. İlçe sokuyor. Fazlı Bey'i tanımamın bir şey de siz bir video paylaşmıştınız. Çocuğunuza bir oyuncak alıyorsunuz. 900 liralık olan bir oyuncak. Bulgarca bir oyun aldım da. Ucuz. Biz de bir tane oyun almıştık. Yok, Dilan'ın doğum gününe gitmiştik. Dixit diye bir oyun var biliyor musun? Dixit. Resimlerden böyle şey yapıyorsun. Müthiş eğlenceli bir oyun. Onun ek kartını almış sadece. Yani ana oyunu almamış. Ek kartını almış. 250 lira. Oyunu almayana kadar kötümüz çıktı ama. İnşallah. Bakıyor resimler var. Acaba doğru mu oynuyoruz? Paramız olursa oyunu da alırız inşallah. Şu anda saç ek kartı var. Mesela devlet özel arasında ders farkı var mı? Ne var. Mesela? Bale var mesela. Sizde ne var orada ne yok? Bizde mesela 12 saatlik İngilizce eğitimi var. Bizde İngilizce eğitimi yok. Ya hiç yok. Hiç yok. Yarım saat bile yok. Yok. Hızlandırılmış. Yok.
Türkçe evet, öğretiyoruz. Yes. Çocuklar bu hafta yes öğrendik. Haftaya da no inşallah. Evet, İngilizce yokmuş. Devam edelim. Biz de Fransızlara Türkçe öğretiyoruz bu arada. Biz de Suriyelilere. Bunlar devreye girdi. Güzel, güzel atışma. Değişik. Başka yaratıcı drama var. Yaratıcı drama. Yaratıcı drama bizde şöyle öğretme inisiyatifi. Yaratmak inisiyatif. Allah'a mahsus Cem Bey. Biz de o yaratma. Oğlum çarpar. Yaratıcı drama bizde şöyle öğretmenin inisiyatifinde bir drama. Mesela Kızılay haftasıdır. O sırada bir dramayla coşturur dersler. Kızılay da şey mi? Evet çocuklar çadırları toptan fiyatlı. Normalde ilk kızılay. Burak. Bizi ters kelepçeyle götürmesinler buradan. O sahibini götürmediler de. Evet. Harika, devam edelim. Seramik. Kil yapıyor çocuklar. Kil yapıyormuş, seramik. İnce motor gelişimleri için. Biz de oyun hamuru oynuyorlar. Ya, ben seninkine vereceğim lan. Vallahi seninkine vereceğim. Hiçbir şey yok. Kum var. Alın kum. Op, op, op. Toprak var. Op, op, op. Müzik. Çok acayip bir resim. Şey. Resim. Hocam müzik de yok deme ya. Resim var canım. Allah Allah. Biz aşağı dans ediyoruz. Ya hadi. Böyle resim derken farklı bir resim mi yani onlardan? Normal. Yani işte. Picasso gibi dersen. Şöyle oluyor. Öğrencileri evet. Ressam. Evet mi? Ressama dönüştürüyoruz. Biz pijama partisi yapıyoruz. Olur. Aynıyım. Çok da fark yokmuş. Evet, ben çok onu fark ettim ben yani. Veli ayağı çok farklı. Bahsettiği gibi ben her şeyi isteyebilirim, talep edebilirim. Ben para veriyorum. Hmm. Her şeyi yaklaşımları talep ederim. Hoş değil. Tabii yaklaşımları hoş değil. Evet. Ben psikolojik danışman olarak çalışıyorum orada. Evet. Çok fazla muhatap oluyorum. O yüzden dediğine çok katılıyorum gerçekten. Evet. Çocuklar evet her yerde çocuk ama veli çok değiştiriyor. Küçük bir şey, bir şey eklemek istiyorum. Bizde psikolojik mikrofonu. Danışman da yok. Hayatım sen de benle olumlu bir şey söyleyeceksin. Bu arada bir şeyden bizim çatı da yok yani. Bari güzel bir şey söyle. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısın. Hanımefendi konuyla alakalı bir şey mi? Evet. Ha, buyurun. Ben bir veliyim. Eyvah ortalık karışıyor. Güzel oldu, güzel oldu. Dur. Şimdi, özel okula mı verdin sen? Özel okul, evet. Çocuğun yaşı kaç? Evet. Sizin ayağınıza bakabilir miyiz? Ayağınıza. Az önce ayağınız hakkında eleştiriler geldi. Ayağını gösteriyor o manyak. Sen özele verdin. Evet. Memnun musun? Çok memnunum. Peki sen ızdırap oluyor musun hocalara? Olmuyorum. Bizi okula kabul etmiyorlar çünkü. Biz okula giremiyoruz. Giremiyorlarmış. Bizde yok öyle bir şey. Velilere dediler ya veli ayakları farklı de bizim hiç öyle okula müdahale gibi bir şansımız yok. Biz yapamıyoruz. Bizim okulda yasak. Ya sadece kavga edeceksiniz dedin hadi daha izliyorum daha. Biz sadece toplantılarda gidebiliyoruz. Buradan da okula hiç sesleneyim o zaman bizi birazcık daha dahil edin. Ya size çok dahil olunca ben sen o gruptan bir... çıktım ya. Veli grubuna beni de soktular. Baba böyle orası günde 5000 tane mesaj yazıyorlar ya. Bir de ya ben... bir de bir şey diyeyim mi? Birisi mesela öğretmen diyor ki şu yarın diyor şunu getirin diyor. Herkes diyor tamam hocam. Tabii ki. Hocam tamam. Daha tamam amına koyayım. Yani getirmeyen yazsın arkadaş. Aynen, buradan yok. Tüm velilere sesleniyorum. Herkes bak, sırayla onaylıyor. Ben mutlaka. O grupta kalmak istedim. Öğrenmek istedim her şeyi. Yıldım. Yani herkes tek tek böyle kendini özel mi hissediyor bilmiyorum. Herkes yazıyor. Daha tamam anladık. Öğretmenin yani. Herkesten sırayla cevap beklediğini falan sanıyorlar. Evet herhalde. Değil mi? Eyvallah bir tane. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Bu Tarkan Nansevban hocamızla görüşebilir miyiz? Bir anlatıl öğretmenine varmış. Hocam bak, merhaba. Çocuklara kendisi neydi? Öğrenmiş, öğretiyor. Merhaba, İpek ben. İpek hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de okul öncesi öğretmenisin. Evet. Ama Tarkan dansı yapabiliyorsun. Evet. Ya bak onlar hiç yapamıyor. Ama tabii ki yapmayacağım burada şu an. Ya zaten bahsedelim. Mesela sadece yazmak yapamıyor. İçin yazdım yani. Ama evet onu yazın. O bilgiyi ne yapalım şimdi? Evet. Çocuklar öğretiyor musun Tarkan dansı falan böyle? Ben yok. Öğretmenim. Sen sadece kendin yapıyorsun evde. Ben arkadaş ortamında eğlenince yapıyoruz. Peki yani. O aynısını yaptın be kızım kadar mısın? Yani bazen ama kesinlikle çok iddialı değilim. Tamam ama en azından yapabiliyorsun bak burada kimse yapamıyor. Belki yapan vardır. Kimse yapamıyor ve ödül var. Ödül mü var? Evet. Evet. Tarkan dansı yapanlara bugün ödül vereceğimizi açıkladık zaten biletleri satarken. Sen takip etmiyorsun galiba billboardları. Yanıp yanıp söndü Mecidiyeköy'de. Çok güzel bir ödül var. Neymiş? Tamam ben oyun kahveyle istiyorum. İlgili bir şey. Ama söyleyemeyiz. Söyleyemeyiz. Tamam. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben siz beğenmeseniz de beğendik gibi alkışlayın. Çünkü ben sonra onu aylarca kafama tamam, takarım. Tamam söz. Biz...
Sana çıldıracağız birazdan. Tarkan bandanaları şimdi vardı. Şimdi sınıf gibi oldu. Herkes bana bakıyor. Sınıftaki gibi oldu. Tamam hayat bak şimdi. Zaten herkes sana bakmasına alışıksın sen. Okulda gibi. Okey. Evet işte. Bir şey söyleyeyim. Biz sana şey yapalım. Ağzımız beraber. Hepimiz yapalım. Yapalım mı? Başladı bak. Hadi o zaman. Son, iki, üç, dört. Na 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 na. Hayır. Yapıyordun. Hayır. Aa, çok güzel devam et kız. Çok güzel yapıyordun. Abi çok güzel herkes alkışladı seni. Evet. Ne oldu? Lütfen yeter. Sadece gerdan var. Başka var mıydı o yüzden? Ayağını savurma falan. Eli böyle... Ya işte ben bunu biliyordum. Siz, ben ne yapsam siz beğenmiyorsunuz. Ben izliyorum sizi hiçbir şey beğenmiyorum. Beğendiğimiz için böyle yapıyoruz. Kız övdük daha. Fazlasını istedim. Bana yani. Sadece bu kadar mı? Gerdan mı dediniz? Ama az yaptın bunu. Hayır böyle yaptı ya, bıraktın ya. Tarkan'ı şöyle konuşayım mı? O kadar. Benim hoş geldiniz. İyi akşamlar. Sanki friki çekiyor. Hani o hareketleri de var. Ne bileyim evet. Ayağını tamam, atmalar yeter falan. Bu kadar. Ya başka bir hareketini bilmiyorsa sorun yok canım. Bu kadar yapabiliyorsan. Bu kadar yapabiliyorsun madem. Demek ki. Teşekkür ederim. Sağ ol bir tanem. Yapamadı ki, yapamadı ki. Ya hani yapmış gibi alkışlayacaktınız. Aa, senin gibi alkışladı. Yapamadı ki diyor. Oğlum o seni... Bu destek alkışıydı sana. Ama bir şey söyleyeceğim. Burada. Şimdi ben bunu aylarca kafama takıyorum. Çocuklar öyle yapacak. Yapamadı ki hocam. Yapamadı 5 yaşında çocuklar. YouTube'da açıyorlar böyle hocam. Çocuklara çimen şov izletemeyiz ki. Zaten izletmiyorum. Niye? Onlar çok küçük daha ya. Çocukları küfürden koparmaya çalışıyoruz. Çimen şov mu izleteceğiz? İzletme dedik daha işte ben de. İzletin dedi. Biz de ya sen hiç anlamıyorsun ya. Biz dedik ki çocuklar açsa ya senin oynadığın yeri dedik. Ha yok. Sen hep bize tartışmak istiyorsun. Evet. Sen Tarkan taklidi, Ajdar taklidi. Evet, kavga çıkarmaya çalışıyoruz. Tamam bir tane nasıl istersen ama çok güzel yaptın. Çok güzel sağ yaptın. Gerçekten vallahi çok tatlı. Güzel. Sağ olun. Devamını istediğimiz için seni onun için oraya gelmek lazım, müzik lazım. Yok. Telif hepsi... hakkı diyeceksiniz. Harbiye hazırlamanız lazım. Beni çıkarmanız lazım. Alttan çıkmak arkada lazım. Arkada ekip isterim, orkestra isterim. Lan Tarkan bu kadar çok şey istemiyor. İstiyor. Tamam. Sen kaç yıldır anaokulunda... 5 yıllık anaokul öğretmeniyim. Ha öğretmensin ben anaokulda sızdım. Hazır ya. Şaka. Yapma. Ya yerim seni canım. Ben 27 yaşındayım canım ya. Canım o kadar gençsin ki o yüzden dedim. Teşekkür ederim. Evet. Şurada var. Tamam. Aramızda bir teşekkür ederiz bir tane muhtar azası varmış. Oğlum niye gülüyorsunuz? Adam aza koskoca. Ver bakalım. Ha, sen o bizim çekimde olan çocuk değil mi ya? Cem abiyle ha, beraber... Muhtar şey videosunu abi... çektik ya o gelen çocuklardan biri. Ha sen gerçekten aza değilsin. Ne kadar inanmışsan bunu yapayım aza sanıyor. Oğlum ben de muhtar değilim. Ama o gün o kadar çok gezdik hakikaten kendimi böyle kalabalık... Evet şey hatta mi? Hobilerime de onunla alakalı bir şey yazdım. Kalabalık gezmek inanılmaz. Evet hobilerine şey yazmış at sesi çıkarmak. Hayır o şey... At sesi mi çıkarıyorsun sen? Çıkardığımı düşünüyorum. Hakikaten bir duyalım mı? Abi böyle olunca da olmuyor ya. Konusunu mu getirelim? Ayağa kalkayım da yapayım bari kendimi. Adam şahlandı bir de bana. Bayağı istemiyor ha. Eyvallah çok güzel, teşekkür ederim. Güzel şey, güzel. Şey mi? Şey mi? Batık tüccar varmış. Kim acaba? Kredi çekmiştik. 3 ortaklı bir işe girdik. E-ticaret olarak başladık. Ürün ürettik. Battık. Çok mu ürün ürettin de kimse istemedi arz talep? Ya yok öyle değil. Abi bir iki dakika şey yapmam gerekiyor. Heyecanımı yenmem gerekiyor ki kendime geleyim. Kusura bakmayın herkesten de çok özür diliyorum. Yo estağfurullah. sen şu an ne taklit yapıyorsun? Ben de çekimde vardım. Muhtar. Evet o da. Oğlum onları çağırmak için gösteriye bir davetiye verdim. Ne yapayım? Adamlar bütün gibi peşimde gezdi ama. Çok heyecanlandım ya. Abi biz seninle konuşurken 2 saat 3 saat muhabbet ettik. Hiç böyle değildim yani. Hay yavrum bilmiyorum benim ya. Gerçekten. Sağ ol. Fazla mı heyecanlandırdı seni? Ya bilmiyorum insanlardan da çekinmem yani. Çok... Yok mu oğlum aile gibiyiz burada herkes bak. Baksana Tarkan taklitleri neler yaptı kıza. Ya, eyvallah teşekkür ederim. Ben şeyi söylemek istiyorum. Eğlilik hava konusunda ben de hak veriyorum yani öyle. Konuda konu. Hiç. Yani. Cem Bey League of Legends ben de çok seviyorum. Orada orada kalıp bize gelme yardım. Abi zırt pırt el yıkanmak çok saçma yani. Temizlikten bağımsız bir şey oldu. Peki anaokulları iyi gibi düşüncen var mı kardeşim? Öğrenciyle mimar varmış ikiz. Ha, ben çok merak ettim onları. Kim o ikiz? Tek yumurta mı? Aynı giyiniyorsunuz bir de. Evet.
Bazı ikizler çok benzemekten dolayı biraz rahatsızlık olur da biri saçını kısa keser, biri uzun keser, bir şey yapar. Siz böyle saç modeli aynı, giyiminiz aynı, hoşunuza gidiyor. Bizim hoşumuza gidiyor ya, farklı sonuçta. Yani. Bu kadar birbirine benzeyen insanların sosyal hayatında nasıl, nelerden faydalanabilirler? Mesela diyelim biri ehliyeti kaptırdı, öbürünün ehliyetiyle takılır. Buradan yönlendirmeyelim şimdi. Ya da birisiyle evlenirsin falan. O da olabilir değil mi? Birisiyle evlendin. Ya fazla. Ne aklına o geliyor ya? Hayır. Allah Allah. Sen bizde misin? Ne alacak lan? Şu anlamda. İkiz birisiyle evlenmek. Aynısıyla. Ha, sevgileriniz tek yumurta ikizi. Abi değil yani. Ha, olmasın zaten. Tanıdıklarımız var ikiz ve erkekler aynı sınıftayız. Bize sürekli şey diyorlar, siz evlenin. Ve ikizler evlenince onların doğurdukları çocuklar kardeş oluyor. Korelasyon yükseliyor. Kardeş doğurmuş oluyoruz yani. Abi bir dakika. Olsun. Herhangi biriyle evlenirse. Kardeş siz olsun. De mi tek yumurta ikizle evlenirseniz mi? Evet. Olsa ne olur? Birbirinizin. Kötü bir şey değil ki. Yani bu kaçılacak bir şey mi? Belki ya, iyi de olur ama. El kaldıran ne? Tek yumurta ikizi mi? Ver mikrofonu. Talibim. ver abi en arkada. Genetik mühendisi olarak bir şeye müdahale etmem gerekti. Tabii ki buyurun. Tabii lütfen. Bilim tüm yanlışları arkadaşlar. Düzeltelim. Ben akademisyenim. Moleküler biyoloji ve genetik programında. Ayağa kalkıp dinleyelim hocam sizi gençler. Evet. Tam doğru zaman. Genetik moleküler bilmem neyim. Bunlar ikiz değil falan diye böyle. Saçma sapan bir şey söyleyeyim. Şöyle arkadaşlar tek yumurta ikizleriyle evlenseler de fobilerini değiştirebilirler. Genetik olarak kardeş olmayacaklar. Çünkü mayoz bölünme esnasında crossing over var. Hangi kromozomların nerede eşleşeceği belli olmadığı için genetik olarak kardeş olmaları yüzdesel olarak mümkün değil. Ne oluyor? Kardeşliğin ne oluyor? Görümce. Yani normal kardeşlerin yüzdesiyle ayrı tek yumurta ikizlerinde buluşacakları ikizlerin yüzdeleri yine 1/4'ten %25 olacak. Hocam bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi çocuk... Bunları bak ezberleyin polis adayları. Çıkar mı kar? Soracak tek yumurta ikizini. Ben peynirli sevmiyorum diye anlamayacak. Şimdi hocam şimdi tek yumurta şimdi ikiz olduğu zaman birebir aynılar ya bu çocuklar. DNA'ları birebir aynı. Sonuçta ama huyları, istekleri, beğenileri falan farklı. Sadece görüntüleri aynı değil mi? Şöyle izah edeyim. Genotipleri aynı. Fenotipleri de genotiplerinden dolayı aynı. Evet. İnsanların proteinleri 3 boyutlu yapıda olduğu için hani mental olarak iletişimleri evet birbirlerine yakın. Hani benle sizden daha yakın olacaklardır. Bu da sadece kromozom dizilimlerinin uzaydaki frekansıyla alakalı. Hocam çok PowerPoint oldu ya. Anlayamıyorum. Mayoz dedi, protein dedi. Aynen. Crossing over dedim. Onu anlamadık bile yani o. Parça değişimi. Peki hocam. Demek Türkçesi varmış abi. Niye şöyle? Peki şeyi soracağım. Buyurun. Çocukların birbirini hissetmesi olayı bilimsel olarak... Ya bilimsel olarak dediğim gibi sadece protein dizilimleri birbirinin aynı olduğu için enerji frekansları birbirine yakın. Yani bir üzüldüğü zaman anladım dedi ya, anlamış mıdır gerçekten? Kemal Sunal'ın romatizmasıyla aynı %'de. Ha. Hocam bir yukarıdan başlıyor, indin. Bence şu anda halkı indir. Ben Fazlı Bey için halk dilinde anlatmaya çalıştım. Teşekkür ederim. Sizin anladığınızı biliyorum zaten Cem Bey. Ektir lan onu. Ben Cem Bey'ciyim. Siz Cem Bey'i çok gömüyorsunuz. Ben bu yüzden Cem Bey sizin yanınızda olduğu sürece onu daha çok sevmeye başladım. Adam da bilim insanı ya, hiçbir şey diyemiyorum size. Senin var ya genotipini gördüm yerde. Senin düzlemini tartışmak istiyorum kankam şu anda. Memnuniyet. Anladım. Ben çimeni hobi olarak çimeni yayma yazmıştım. Ben derslerin son saatinde 20 dakika falan çimen izletiyorum. Hani o kadar eğleniyorum. Vallahi mi? Gerçekten. Kız arkadaşıma da çimeni ben öğrettim. Şu anda bütün aile çimen izliyorlar. Ya ne kadar tatlısın. Evet yani bu çimeni yaymak benim hobimdi. Fobim ise YouTube'dan abone olmak. Hala abone değilim. Bir türlü elim gitmiyor. Neden niye? Bilmiyorum ama. Neden ya? Bu konuyu konuşalım. Bizi hakikaten abone sayımızdan daha fazla insan izliyor. Evet. Abone olmayan çok insan izliyor. Ve sizin gibi bir de beni son dersini 20 dakikasını izleten bir hakikaten insan. Hakikaten öyle. Niye? Ya. Zaten önüne düşüyor algoritmen dolayı. Yani her şeyi düşüyor. Sürekli düşüyor. Niye abi olmuyor? Abi bilmiyorum. Yani gerçekten bug'ını buldunuz herhalde. Yani siz istedikçe ben abone olamıyorum. Buraya geliyorum, birkaç gösterinize geliyorum ama abone olma tuşuna elim gitmiyor. Neden? Nedeni gerçekten bilmiyorum. İstemeyelim mi? İstemezseniz sanki daha fazla artacak gibi. İstememek için ne yapacağız? Bir de böyle denelim. Nasıl istememek nasıl bir şey ki? Kankam seni seven adam da bu kadar işte ne yapayım oğlum? Bak beni sevenler hemen anlıyor şak diye. Hemen abone oluyor.
Ben belki de Fazlı Bey'den dolayı bunu olmuyorum. Yarım abone olsa hani Cem Bey'in aboneleri solda, Fazlı Bey'in aboneleri sağda olurum. Kanka çok teşekkür ediyoruz. Çok ben tatlısın. Teşekkür ederim. Çok inşallah bir daha görüşürüz. Aramızda da... Şaka yapıyoruz kankam ya. Aramızda... Dansçı. Dansçı kim? Benim kendi stüdyom var aslında. Kendi organizasyonlarımı yapıyorum. Dans ediyor musun? Dans ediyorum, evet. Ben dans etmeyi çok istiyorum. O nasıl ümitsiz bir ha? Yok, sen ben... böyle ben mesela bir sanatçı. Mesela Tarkan konuştuk dedim. Ben mesela Tarkan'ın dansını gördüm. Daha iyisini yapmak istiyorum. Dediğim zaman zaten çok bir şey yapmama gerek yok. Dursam yeter bana. Mesela bana öğretebiliyor musun o şarkıcının dansını? Yani ben direkt dansı yapıyorum. Direkt mi? Aa. İsterseniz öğretirim. Öğretsin ya sana. Niye hep bana öğretiyor ya? Ben de direkt olayım mı? Ben direkt olayım, gel benim üzerimde dans et. Çok değişik tipler geliyor mu mesela? Çok yaşça büyük ama ben bunu öğrenmek istiyorum falan diyen. Ya da evet. Adam falan. Vallahi benim aslında öğrenci profilim biraz böyle 40 plus. Ve 40 plus geliyor, ben bunu direkt dans öğreneceğim diyor. Evet evet. En son bu 58 yaşında bir öğrencim. Bu kadın mı erkek mi bu arada? Bu kadın, bir tane de erkek geldi. O da 53-54 yaşlarında. Ne kadar sürede öğretirsin mesela bir kişiye? 9-10 ay içerisinde küçük böyle bir dakikalık bir koreografi çıkarabilecek kıvama gelir. 10 ayda? Ortalama 9-10 ayda. Ya öğretse mi sana? Yani... Nerede? Ama direkt diyor ki göstereceğin de bir şey değil. Eve bir de direkt aldım, ben bu hamları nasıl izah edeceğim? Sen eve direkt ne gelmişsin? Babaşını salona koyup bana rahat. Takılabiliyor. He? Presli bir şey. Basıyorsunuz, iniyor. Hemen yatağın altına koyuyorsunuz biri geleceğinde. Saklıyor gibi oldu. Çıkarıp tekrar takıyorsunuz, evet. Yani o, onu o kadar uğraşacağım ama şişme bebek alır. Şaka. Ya birisi demiş sağ ki... Sağ ol bir tane, teşekkür ya canım çok tatlısın. Çok İsim neydi bu arada? Hilal. Hilal, memnun olduk. Ben de. Fatih Terim sözleri bilmek. Çok merak ettim hangi sözleri bilmek. Ne iş yapıyormuş? Kim o? Öğrenci. Fatih Terim. Nerede? Konuşabilir miyiz? Evet, ortada. Taklidi değil değil mi sözleri? Taklidi mi yoksa bir de? Vay kardeşim nasıl profesyonel. Şu an heyecandan bazılarını unuttum ama... Okey. Yapayım mı? Tamam. Yok şeyi yap. Ersun Yanal taklidi yap kanka. Bir tane kadın gelsin. Şaka. Çok özür dilerim Ersun Yanal'dan. Yani bazı şeylerden korkacaklarsa yaşamak cesurların hakkı. Bu bir. İkincisi. Bir şey söyleyeceğim. Ben YouTube'dan... Kankim çok güzel. Sanki de, YouTube'dan açtılar, o kadar birebir oldu. Ezbere bildiğim var, İtalyanca olan. Herkes, bazıları bilir. Bir şey söyleyeceğim. Sen taklidini yapmaya çalıştın mı, çalışmadın mı? Bilmem, oldu mu bilmiyorum. Oldu, ya oldu. Onun oldu. Bir taklidini yapamazsın oldu, zaten aynısı. De. O mimikleriyle meşhur. Ha, okey. İtalyanca olanı yapayım. Tamam. O Giano fatto bene, però domani chi se non si sei mai Giovanni Giocatelli sempre. Ne tatlı adam sen. Ya yani oğlum, bunu izleri biliyorum. Gereksiz yeteneği bunu söyledim. Evet, zaten... Kimle geldin sen bu arada? Ablam, arkadaşları. Kız niye söylemediniz aslında benzemediğini? Niye da çocuğumuza mahcup ettiniz? Bence bu kızlar Fatih'i tanımadığı için herhalde böyle biri dedi. Peki çok güzel. Kuzey Tekinoğlu taklidi ilk defa duydum. Siz misiniz beyefendi? Aa, benziyorsun da. Saçı da benziyor ya. Mikrofondan ton çıkmaz da. Yanlış mikrofon verdik. Ya repliklerin çok küfürlü ya. Yapayım mı yapmayayım mı siz söyleyin. Bir sahneyi mi yapacaksın? Klasik cümle işte. Yoksa bizim gelmişimiz gibi girmeyeceksin değil mi yani? Hayır canım. Onun sahne yani, bir sahneyi oynayacaksın yani. Onun cümlelerini... Yani küçük cümleler işte. Onun... Tamam yap bakalım. Lan cezzetme sikerim belen ha. Oldu lan. Ha oldu vallahi oldu. Abi, oldu. Başka? Bir tane daha küfür et, çok hoşuma gitti. Oğlum utanmıyorsunuz mu lan Ferhat abinizin mektubunu okumaya? Şey var. Oğlum Simay benim karım lan. Güzel yapıyor lan. Vallahi aynı Fatih Terim. Kankim. Kankim tebrik ederim. Çok güzel. Çok teşekkürler güzel. Teşekkürler. Birisi de ev hanım varmış. Kuş dili biliyorum demiş. Çimen için mi yeşil giyindin? Evet. Vallahi. Başka böyle yeşil giyinen sen de mi? Ay çok güzel. Ay ne güzel. Çok hoşumuza gidiyor. Çimen şova geleceğiz diye yeşil giyiniyor. Bazıları çok hoşumuza gidiyor. Ev hanımısınız. Ev hanımıyım. Ve kuş dili biliyorsunuz. Evet, 80'li yıllarda arkadaşlarımla bir arada... 80'li yıllarda mı? Siz evet. O sıra yaşıyor muydunuz? Evet. Ay şey, hiç göstermiyorsunuz. Ben 55 yaşındayım. Şaka yapıyorsun. Evet. Aa, yani... direkt dansı düşünür müyüz? Yaşınız gelmiş hanımefendi artık. Eve bir direkt lazım yani. Bak 50 plus burada hocamız.
Çok genç. Gerçekten hiç bir iş gözükmüyor. Bu gençlik şey mi? Mutlu bir yaşamdan dolayı mı? Yoksa cilt bakımları falan değil değil mi? Yani yok bende. Hani bir botoksum var. Başka bir şeyim yok. O da arkada iki kişi diyor böyle. Bir şey yok ya. Ya bir botoksum var. Bir gerdirdim. Bir şu estetiğim var şurada. Alnımda bir de kaz, ayaklarımda botoksum var. Aa, çok az. Okey. Hiç belli bile olmuyor. Buradan zaten belli olmaması için yapmışsın. Biz de size YouTube'da bakacağız. Oğlumla geldim. Evet. Ay çok güzel. Kaç yaşında oğlunuz? 24 yaşında. 24 yaşında. Evdeki de 31 yaşında. Onu da botoksla yaptım falan dışarıda. Oğlum var. Artan botokslar hep çocuktan yaptım. Kuş dili de nereden çıktı? Şöyle 80'li yıllarda böyle diskolar falan çok revaçtaydı. İşte ben Avcılar'da oturuyorum. Aa, Gümüşbala mı, Deniz Koçlar mı? Avcılar. Merkez. Ha, merkez, pardon. Avcılar merkezde. İşte Ambarlı'da işte Balaban Disko falan vardı. Gençken falan giderdik böyle işte kız arkadaşlarımızla falan, hani işte yakışıklı delikanlıları falan gördüğümüzde kimse anlamasın, hani abilerimiz falan var yanımızda. Böyle kuş dili geliştirmiştik. Öyle. O zaman şöyle yapalım. Şimdi 80'lere gidelim. Balaban Disko'dayız Ambarlı'da. Tamam. Ben de senin gördüğün direkt. Yani. Sen de dön ya, bana dön. Tamam. Şimdi senin o 80'lere gittik ve şeyin diskodayız. Siz evet. De altan müzik şey verin. sen de kuş dilinde yanındakine ay ne yakışıklı çocuk, hayatımda böyle bir adam görmedim. O hiçbir dilde söyleyemez hanımefendi işte. Biraz bir yalana giriyor ama sen de o dönemler kataraksın. Ne diyorum? O kadar mı söylemek istemiyorsun ya? Hayır, istiyorum, söyleyeyim. Onu işte böyle çok beğendiğini arkadaşı da kuş dilinde söylüyor. Evet, tamam. Ben de ilk defa birinin yakışıklılığımla ilgili konuştuğunu duyayım. Tamam. Ama yine anlamayacaksın. Kuş diliyle söyleyecek. Çöp çöp yapça şıp çık lıp çık lıp çı. Çok 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 bepçe yepçendim. Lan yazık, gülmeyin, belki sorunu var. Hayır, sen sanki çok yavşak bir çocuk çıktı karşıma. Şöyle sormadı ki ya. Yapçı çıktı, yapçı ne dedin çok, ya? Çok çok bepçe yepçendim çık. Ya çok beğendik hani. Çok çok fazla kuş dili var. Aynı kuşun giriyor mu değil mi? Kuş dili var. Bu hangi kuşların anlayacağı bir dil? Ama hayatım bir şey soracağım. 80'lerdeki kuşlar. Ay hepsi ya, onlar tabii şimdi. Sen bir şey mi diyeceksin kardeşim? Sen kuş dili uzmanı mısınız? Versene mikrofonu insan. Merhaba. Bizim de bir kuş dilimiz var ama hani... Aa, bakalım dilim... anlaşabilecek misiniz? Evet. Bakalım evet. Yok, şimdi. Farklı benimki birazcık ama bizim semtte konuşuluyor bu böyle. Bir de bakalım. Ama belki birbirine... sizi kuşlar oraya gitmiştir zamanla. Siz de mi konuşuyorsunuz yoksa? Bende de var. Bu ne lan? Herkes el kaldırıyor. Herkes vak vak diye kesmeye başlıyor. Ne oldu? Hemen gaza geldiniz ha. Kendi aramızda konuşunca anlıyoruz. Bir saniye şimdi. Seyle. Bilen... Nasıl yapacağız? Herkes de biliyormuş. İşte üstüne sıçmazsa. Çekmece bak, tarafına doğru söyle... oturan varsa belki anlar be. Dur dur bak. Sen bir şey söyle. Tamam. Diğer bilenlerden anlayan elini kaldırsın. Ben anladım desin. Tamam. Ben senin gibi misil bir kumusu içti misil kumusu oruşa bir misilen mamsar mı şunu sen bu musurda? Oğlum bu rap kat. Ama sen benim mamsar mı şimdi? Beyefendi anladığını iddia ediyor. Kuş dili bilmiyorum ama. Ver mikrofon, ver mikrofon, gel. Dur mikrofon gelsin. Kuş dili bilmiyorsun ama nasıl anlayacaksın? Ne dedi? Kuş dili bilmiyorum ama bizim gibi salonda kuş dili konuşabilen var mı dedin herhalde. Evet. Sen? Aynen. Yeni bir dil öğrendim herhalde. Adam bir anda mütercim tercüman oldu ya. Hanımefendi öyle bir şey söyleyin ki, böyle farklı bir şey söyleyin. Bakalım anlayan olacak. Anlayan da el kaldırsın. Bipçiz, bupça, rapça, yapça, çöp çöp, güpçi... Çöp çöp. Güpçü, zepçe, bipçi, şepçe, kipçil, repçe, gepçe, dipçik. Ne dedi uzman? Dur dur, anlayan varsa ilk alırsın. Ne, tahminini söyle. Şey, biz bu akşam çok güzel bir çekime geldik gibi bir şey söyledi herhalde. Biz buraya çok güzel bir şekilde geldik dedim. Allah Allah. Sen ne sanıyorsun? Bir dakika. Lan sen kuş musun? Sen kimsin? Evet, bir insan gerçekten kuş dili adam... bilmeyip anlıyorsa kuştur ya. Adam mikrofonu kanatlarıyla kuşuyor. Allah Allah, sadece kuş dili bildiğimi öğrendim ya ben de sizle beraber. Allah Allah. Ben hiç anlamadım. Ne sanıyorsun? Allah Allah. Adam bak bir şeyini fark etti şu anda. Öbür kuş dili kim biliyordu? Versene. Bence siyahlı hanımefendi versene. Bence şu saatten sonra kimse evet. Bilmiyordu. Sadece o adam. Bebeğim öyle bir şey söyleyeyim. Beyefendi anlamasın. Hadi şu, anlat. Şu adam kuş dili bir şey anlayamasın. Ege çeken gügün tagar kagan kokonsa geri giyine gege gittigim. Ulan onu ben de anlamam. Geçen gün Tarkan konsere gitmişsin, onu ben de anlamam. Bileti göstermeni kaldı.
Geçen gün Tarkan konserine gittin demedi mi? Aynen doğru abi. Bu da olay. Başımızdan fark edildi. Abi. Adın neydi? İsmim Özgür hocam. Özgür'ün anlamayacağı bir şey bulmamız lazım arkadaşlar. Kuşlar hadi kuşlar. Ben az önce öğrendim yani. Burada öğrendim yani. Bilmiyorum. Tamam. Biz de şaşırdık ya. Zaten yani. Adam söz önce öğrenmeyeceğim falan. Sen anlıyormuşsun ama konuşamıyor musun kuş dilini aslında? Bunu anladın. Evet söyle bir tane. Begengi çokokla tıkıtıkılar düğün gege cege. Bak böyle bir. Yani... Arkadaşı ben daha önce görmedim bu kuşu. Cem abi şunu anladım. Yani ne kadar da bilmiyorum. Beni dün gece çok ağlattılar gibi bir şey mi söyledi? Onun gibi bir şey. Allah Allah. Onu ne sanıyorsun lan? Ya sen... bir şey söyleyeceğim. Ya bir tek ben mi anlıyorum? Adamın hayatta abi... bir tane mucize hakkı vardı onu buna kullandı. Belki de uçabilecek, belki görünmez olacaktır onu buna kullandı ya. Abi kuşmuşum ben. Aynen. Beyefendi Allah Allah. Gece kuşu ondan herhalde. Gece doğru ben sadece geceleri çalıştığım için belki de ondan olabilir. Ben ne iş yapıyorsun? Trafik polisiyim hocam. Aa, senin yanında gizli de konuşulmaz ha. Eli yet yoko moko. Ruhsat vallahi kayıp ne yapacağız falan diye. Şimdi... Eyvallah. Allah Allah. Şimdi ben üniversite yatayda okudum. Oradan az buçuk çatpat Arapça biliyorum şimdi. Bazen... Bakalım anlayabilecekler mi iyice bu kamunu? Çatpat değildir. Senin çatpat dediğin kesin üst düzeydir. Eşim de burada zaten kendisi. Yani bir tek... Tek hobim var. Eşi de serçe. Abi tek ayrıca... bir hobim var benim. Yani oraya yazmadık ama... Ben akşam işten geliyorum mesela. Evet, gündüz çalıştığım zamanlar işten geliyorum. Yani nargile içip sizi izliyorum abi yani. Eşime de gösterdim. Tek başıma hani fazla abi geçen gün bölümler şey demiştin. İşte eğer insan tek başına gülebiliyorsa gerçekten komiktir demiştin. Evet eyvallah. Ben odaya kapatıyorum kendimi. Işıkları kapatıp nargile içerken sizi izliyorum. Yumurtluyorum arada. Abi yemin ederim kahkaha atıyorum. Abi gerçekten yani. Ya ne kadar şeker. Eyvallah ya. Ne kahkaha şeker. Eyvallah. Çok sağ ol. Çok tatlısın çok. Arkadaşlar iyi ki geldiniz, iyi ki sizler geldiniz. Sağ olun var olun, iyi geceler. Çok sağ olun, Durman Hanım. Teşekkürler, çok sağ olun. Çok sağ olun. Hoşçakalın.